Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bütün Nemrutluğunla geldin. Geldim. Astın suratını. Gene ne var? Yine dakika bir gol. Hiç bir anda ben çıkacağım diye düşünmemiştim. Ah dedim eyvah. Hazır değildim diyorsun. Aynen. Biraz daha iyi yürüdün mü? Esra Hanım, kulisinize haber göndermiştik fakat galiba size ulaşmadı haber. İlk olarak sizin çıkacağınızı biz asistanınıza söylemiştik ama kusura bakmayın. Keşke öyle olsa değil mi? Asistanlar falan. Keşke. Yani keşke öyle bir ortamımız olsa falan, kulisimiz olsa değil tek mi? Başımıza. İsterdik, biz de isterdik yani. İstemez. Aynen. Ne yapalım, böyle idare ediyoruz işte. Şimdi ben nereye gidiyorum? Söyle bakalım. Dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla ama... Pardisyonumu soracaklar ya, almadım, vale param yok çünkü arabada bıraktım. Tam magazin konusu. Aynen, yani vestiyere verecek param yok, çıkışta arkadaşımla çıkacağım. Valeye para vermemek için kaçtı. Gel bakalım. Aslı. Bu kim ödeyecek bebeğim? Arkadaşlarım gelecek, onlar gelene kadar. Bu beleşçiliğin nereye kadar, nereye kadar? Yemezler. Pardösü de yapacaktın, ceket de yapacaktın o zaman. Valla üstümdekini bozamazdım yani. Mevsim çok söyleseydin bari. Yok yok, mevsime göre giyinmedim ben. Kışın da böyle giyiniyorum. Valla çok şık bir kadın duruyor. Hepimizin de giyindiğini biliyorum. Çok şık bir kadın duruyor karşımızda. Diyorsun. Saçlar oraya kalmış artık yani. Artık İvan'ın sert saçlarıyla podyumda bir ben dolaşamayacağım herhalde. Kıyafetin çok hoş olmuş, çok yakışmış. Yürümen için bir şey söylemeyeceğim. Ayakkabıyı görebilir miyiz? Gelişme var yani. Uf. Güzelmiş ayakkabılarda. Ben de beğendim kıyafeti. Merhaba Gönül teyze. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, taşlarımla tuşlarımla çok iyi gördüm mutluyum. Ben de beğendim kıyafeti. Ama senin zevkin olduğuna şüpheliyim açıkçası. Yani bunun için yani ben senin Instagram'ını çok inceledim. Ben senin üzerinde böyle parçaları hiç görmedim. Hiç benim uzaktan resmim de yok ki zaten Instagram'da. Genelde kendi kendime selfie yaptım. Zaten yardım aldığını biliyoruz. Yardım aldım derken? Yani fikir aldığını bir şekilde. Fikir almıyorum ama fikir soruyorum insanlara. Niyeciğim, hep bir işkillenme. Hep bir işkillenme, hep bir altında varsa bir şey arama. İspat, varsa bildiğin. Yok, bugün duydum. Simge'de de var. Hani. Simge. Ben de duydum. Zaten yani. Esra Hanım'ın, Esra Bolamir'in tarzı bu değil. Bu Esra benim Hanım'ın mı? Sen bayağı bir mesafe koydun araya. Yok yani ben Esra'yı kişisel olarak seviyorum ama burada herkes olduğu gibi görünürse daha çok hoşuma gidecek. Çünkü herkes burada sevil olsun, ben olayım, styling, stil danışmanlığı ya da fikir aldığımızı beyan ettik. Sadece tek başına çalışanlarda ben kendi emeğimle bunu yapıyorum diyenler de oldu. O zaman Esra'yı tanıyorsak eğer birazcık olsun, bunun onun tarzı olmadığını anlamak için akıl hani gerekmiyor. Benim karşımda eski bir yarışmacı duruyor şu anda. İsmini söylemeyeceğim. Aa, biz merak ederiz. Süpermiş. Ayşegül Doğan. Ayşegül aynen bunun birebir benzerini yaptı. Ki ben bu yarışmayı sürekli ben izliyorum zaten. Ben cumartesi günü, ben şöyle anlatayım. Ayşegül'den mi yardım alıyor? Ben öyle düşünüyorum çünkü onun tarzlarım. Birkaç kez aradım ben Ayşegül'ü. Hayır, Nişantaşı'nda beraber alışverişe gitmişler falan, ben duydum hepsini yani. Bunları da cumartesi günü gittim, diktirdim. Kimsenin bir tarzı ya da bir yerinden alınmış değil. Aldığım yer karşıda, caddede bir yer. Bildiğin, zaten Instagram'ımda paylaştığımda görecekler. Ya. Orada üzerime denedim. Daha denediğim şeyler yok. İçinden de bunları aldım. Niye söyleyeyim? Yani kimse bana ben özellikle bir şunu giy, bunu giy gibi bir şey söylemiyor. Bunları da bileğimdekilere kadar sabah diktirdim. Geldiğimde zaten yoktu. Terzi açmadı. Sonra taksiyle yolladım. Zaten modeli alınca diktirmekte sıkıntı olmuyor Esra'cığım. Tamam, ben orada mağazada gördüğüm şeyleri kendi üstüme göre kombinledim. Yardım alıyor olsam da alıyorum derim. Yok, çünkü demiyor, demen lazım. Kesinlikle de söyleyin demişler. Bunun ekstra bir puan düşürmesi hayır, gibi bir şey yok Simge. Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Ya ama iyi giyindim hem bu kadar rahatsız mı etti yani? Hayır hayır, asla öyle bir şey değil. Ben mutlu oluyorum açıkçası. Rahatsız etti, benim tarzım olmadığını söylüyorsun yani. Ya. Mesela bence gelip benim dolabıma bir bakmanız lazım. Çünkü benim her tarzda kıyafetim var. Ona gerek yok da. Bize senin onu göstermen lazım.
lazım bence. Biz de gelip bakmamız değil de yani. Çok sen zaten bize pazartesi dün dedin ki benden ben bu hafta korkun. Ben asla kendim yapıyorum diyorsun. Çok güçlü geliyorum dedi. Ay ya sizi kıyafetlerimi hepimizi bir tehdit var şey savurdu. Evet çünkü çok çalışıyorum. Sen bu kadar yok çok çalışıyorum değil bence. Sen bu kadar güçlü konuşuyorsan arkanda da bir güç olduğunu düşünüyorum. Yok ben zaten kendim çünkü senin kendi tarzın bu değil. Birisi bunu bana biliyoruz. Yardım ederse de zaten ben bunu burada söylerim. Saklayacağım bir durum değil Aslı. Yani. Aslı. Kız daha önce böyle bir şeyler giyinmiyordu. Evet. Heves ediyor. Aynen. Jüriyi dinliyor. Giyiniyor, gidiyor, bakıyor. Beğeniyor. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biz ne söylesek hayır, hayır. Ya. Yani. Artık açmayın bu styling hayır, konusunu. Styling konusunu açmak zorundayım çünkü ben şu anda danışmanlık 50 aldığım tane için herkes beni Esra'yı yani savunduğum bir için şey söylemiyorum. Hayır başka yasak değil, yapanlar bak, söylesin o zaman. Aynı şeyi tekrar tekrar konuşmayalım. Yani stil danışmanıyla çalışıyorsanız çalışırsınız, özgürsünüz. Yani, ama yani burada şey. Yapılan yorumlarda zaten sen seni giydiriyorlar eleştirisine her zaman açık olacaksın. Yani jüri ona göre karar vermiyor. Yani jüri eğer böyle eleştiriliyor biz olsaydı de gidelim, biz de giyinelim, dün Simge'nin onu giydiği bütün kombin onun değil bir kız arkadaşımın birebir üstünden çıkmış kombinde. Hı-hı. Bu puanını etkiledi mi ya da bizim ona söyleyeceklerimizi? Yok. Etkilemedi. Ben niye saklayayım mesela arkamda bir güç var da neyini saklayayım? Çalışıyorum evet derim, siz de bulun siz de yapın derim. Esra sen bizim bu ortamımızda kendini de saklıyorsun. Yarışma arkasında da saklanıyorsun zaten. İçeriye saklanıyorum. Saklanmak ne demek saklanmak? Saklanıyor yani. Hiç bizimle mesela hiç muhatap olmuyor. Ben daha kapıdan girdiğinde bir günaydın dediğini dahi duymadım. Herkese günaydın diyerek geçiyor. Diyorsan lütfen söylesinler. Gayet hiç İnce. gayet de birebir arkadaşlıkları var Esra'nın. Nil o zaman seninle problemi var. Sadece ben böyle düşünüyorum. Peki siz de söyler misiniz? Hiç. Dün yani, söylediği şey doğruydu Esra'nın. Hani yani. Ufacık bir yaklaşımla hemen yumuşayan biz evet, Berna'yla bunu konuşmuştuk tartıştıkları gün. Aynen Berna'nın ufacık bir gülümsemesinde her şey düzeldi. Ben hiç o kadar katı öyle snob kimseyle şey yapmıyor. Bir gayet de belki hatta de fazla da samimi olabiliyor aynen. Esra. Hiç arkadaşlar parası var gidiyor kız alıyor diktiriyor yapıyor. Bizim çok çalıştığında sürekli söylüyor yani. Araştırıyor güzel gidiyor. Yani nasıl aynen, bir güç? Gece uyumuyorum. Ben buradan hiç, çıkıp terziye gidiyorum. Bunların hiçbirine katılmıyorum ben açıkçası. Bunlar? Şu yorumlar. Ha. Bunlar kesinlikle şahıs değil. Şu benim anda yapılan zaten. Yorumlara katılmıyorum. Tamam peki Sevil. Ben ayrıca şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Sevil'cim çok tamam. Özür diliyorum Nil'le ilgili. Bundan daha 2 hafta önce benim ne kadar işte alçak gönüllü, ne kadar seveceğim, ne kadar güleç olduğumu burada kendisi dile getirip bugün Esra Snob bizimle konuşmuyor. Aa burnumda kaftanda falan mı yani? Çok değiştiğini söylüyor. Neden değiştiğimi acaba insanlar kendine soracak. Demek ki ben birisine ki özellikle öyle günaydın dememe falan gibi bir şey söz konusu değil. Eğer aramızda bir şey varsa bir oturup düşünmesi gerekiyor kişinin. Acaba bu kıza ne oldu da arama böyle bir mesafe koydum demesi bizim gerekiyor. Bizim aramızda eleştiri dışında hiçbir şey olamaz çünkü dışarıda görüşmüyoruz. Bir telefon konuşmamız bile yok. Normalde kakara kikiri yapıyoruz. Şurada kapının önünde konuşarak çıktık seninle. Bugün mu kakara evet. kikiri yaptık? Yok. Sen sadece sana Nil dedim ceketinden dolayı sana yürüyeceğim dedi. Ben de yürüyebilirsin. İstediğin kadar yürü dedim yani. Hani sıkıntı konuşmayan bir insan onları da söylemez. Buraya çıktığında konuşur. Sana ekstra bir tavrın yok, olsa ben bundan yani. Bana karşı bir tavrın olduğuna eminim zaten. Hani kendi adıma konuşayım o zaman. Kesinlikle seni samimi bulmadığımı düşünüyorum artık. Gördüğünüz gibi bu da Ayşegül Doğan. Bu muydu benzettiğiniz Simge? Beyaz bir pantolon vardı altında. Bu aynen bu pantolondan. Yanlış hatırlamıyorsam. All Star mı? Yani isim veremediğim için bunlar bir bayanın kendi butiğine yaptığı, orada sıra sıra gidip seçerek aldığımız bir şey. Yani hani Ayşegül'ün ya da bir başkasının diktirdiği bir şey değil. Orada zaten kendileri de gittiğinde bunu kendileri kombinleyebiliyor. Özür dilerim. Başka renk pantolonlar da vardı. Daha farklı üstler de vardı. Ben oradan kendime bir takım kombinler yaptım. Oradaki çalışan bayan da daha doğrusu zaten oranın sahibi hani aa Esra'cığım bu sana çok yakıştı. Aa bak bu bilmem ne üstüne herkes gibi konuşarak aldım bir şeyler yaptım. Tamam. Ama olmuş ama olmamış. Mesela şuna kadar Esra kendim düşündüm. Belki beğenmeyecekler bile ama düşündüm. Dur bakalım Simge ne diyecek? Esra'cığım bak son birkaç gündür aramızda bir şey var ben bilmiyorum ne olduğunu da. İçeride çok onu güzel düşünürsen bir şey söyleyeceğim. Bulacaksın tamam. Simge. Sadece güzel düşüneceğim. İçeride konu daha ne bize de anlatın. Sonra da biz burada açıklarız neyse. Söylesene İnce bir saniye ne? Konu ne? Hayır canım Esra söylemeden söyleyemem olmaz. Ben sadece ama Esra'ya bakarsan yani biz burada bir sezon daha geçer o anca izin verir yani. Özel hayatıyla ilgili kesinlikle bana düşmez. Ben de zaten bir orada bulundum diye
konuyu biliyorum. Esra'cığım söyleyeceksen söyle. Yok yok, bir şey söyleyeceğim ama bir şey değil. Ama aranızda bir şey, hanımlık kadar bir şey var yani. Oturup böyle bir vicdanını vicdan önüne koyup düşünün. Hani kendi böyle kendi kendine ne yapmış olabilirim ben acaba? Yaparak kadınların hassas noktası diyelim. Ben gerçekten şu an şoktadayım. Bence çok güzel bir şey çıkmış ortaya. Ben kötü bir şey söylemiyorum ki. Evet. Sen niye tepki veriyorsun onu da anlamış değilim. Hayır, sanki böyle Ayşegül'le Ayşegül'le sen onu da çalışacaktın. Şekerim bak benim şu. Önce. Bambaşka bir konu bizim bilmediğimiz. İnci şahit olmuş. İnci tamam neye şahit olmuş? Bir seneye oturup, benim, oturup benim vicdan yapman gerekiyor. Bilim, ay, vicdan yapması gerekmiyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Esra'yı nasıl yaptım demen gerekiyor. Empati yaparak bulabilirsin diyorum. Sen cumadan beri bana zaten tuhaf davranıyorsun. Senin yüzünden. Hayır, sen de senin bana bakışlarından davrandığın için rahatsız. Arkadaşlar birkaç kişiyiz burada. Allah aşkına hangi birinize selam vermediğim gün oldu? Hangi birinize şakalaşmadığım, konuşmadığım ya da benden taraf bir şeyimi gördünüz mü, saygısızlığımı? Asla. Neden sadece sen? Kendine sorsana bu soruyu. Berna. Geçen hafta benimle yaşadığı Esra benimle yaşadı çünkü o gerginliği. Benim Esra'ya doğrudan söylediğim hiçbir şey yok. Benim içeride kuliste şakalaşmalarımızda söylediğim bir laf hoşuna gitmemiş. Ve bunun üzerine bir de dünkü programda sanki işte gelinim, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi sanki ona söylüyormuşum gibi de davrandı. Bunların hepsi külliyen de yalan. Bana o davranışından her bahsediyorum ve bütün bunları konuşurken de buraya taşımasını geçtim. Bana da segmentten bahsetti. Simge'ye de vicdandan bahsetti, empatiden bahsetti vesaire. Toplum kuralları falan. Bunların hepsinde söylemek istediğim tek bir şey var. Lütfen herkese çuvaldızı batırıyorsun ama önce iğneyi bir kendine batır. Bunu hiç görmedim. Şimdiye kadar 4 haftadır beraberiz. Bir kere merhaba dediğini, bir kere bay bay dediğini duymadım. Bugün daha geçerken baktım, göz göze geldik, ağzımı açtım merhaba demek için ve kafasını çevirdi. Ve ben, bana yapılan bir yanlış var aslında, geçen haftaki olayda ben suçluymuşum gibi addetmeye ben çalıştı kendisine. Ben sonra ortama merhaba demeyip hepimize tek tek geleceğim. Mısın? Ve buna rağmen ben sana yanaştım. Ve bu demek oluyor ki hala daha Simge'ye de kendine bak, vicdan yap, kendine bak, empati yap. Lütfen bir kere sen kendine bak. Ben şu an çocuğum 4 yaşında, çocuk büyütmenin nasıl bir zorluk olduğunu ve tek başına büyütmenin nasıl bir zorluk olduğunu anne olanlar bilir. Ben sana tahammül edemiyorum ama bak. Bende sabır var, ben anne olduğum için sana takatim yok. O yüzden bu konuyu kapatalım. Bitsin. Tamam, hazırsan geçebiliriz. Esra Balamir, ayakkabı 299 lira, pantolon 550 lira, çanta 260 lira, eldiven 160 lira, bluz 700 lira. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Esra gerçek değilsin. Sen böyle tatlı tatlı duruyorsun alttan Hakan alttan. Bey, siz beni sevmediğiniz için olabilir mi? Beni de sevmediğiniz bak, söylüyor zaten. Sana karşı hiç böyle bir şey hissettin mi? Sana en yüksek puanları veren benim. Seni niye sevmeyeyim benim ben? Benim ortalama puanım seni, hep 7. Seni neden sevmeyeyim ben? Yahu kardeşim dünya aşıkıydın da sana 7'den fazla puan mı vermedim? Puanını mı çaldım? Bilmem neyini mi çaldım? Bir şunu ben vazgeç. Bu çok eski kafa bir düşünce. Eskidendi, anladın mı? Şıklık bir pakettir. O paket sadece giydiğin kıyafetten ibaret değil. Niye burasını almıyorsun? Bunu yani, aynı cümleler içinde bunu da söyledim. Toteliyle şıklık, şıklık, şıklık totelidir. Ayakkabından ruhuna kadar hissettirdiğin, yansıttığın şeydir. Ha, geliyorum kıyafetine. Senin vücuduna göre bir kıyafet değil. Senin bu arayışların gerçekten sıkıcı. Ha, şuna puan vereceğim. Doğru pantolon, yani tulum mu o pantolon, hayır, bluz mu? Bluz, pantolon. Doğru ve doğru kombinlemişsin. Yaptığın saç modeli şu an dünyanın en trend saçı. Bu saç modeli bu kadar modern bir kıyafetle yapılır. Ben size İspanyol paçayla ilgili her giyene diyorum ki şuna ütü izi yaptırın. Esra, sen zaten kısa boylu bir kadınsın. Bu İspanyolu ütü yüzüyle giymen lazım. Biri daha yine kısa boylu bir, sen Tuğçe. Siz ikiniz hemen hemen aynı boydasınız. Benim karşıma artık bu İspanyolu böyle giyerek gelmeyin. Senin vücuduna ait durmuyor. Bir de sana ait durmuyor. Dün ne giymiştin sen? Ekru bir elbise. Ekru ha, ceket. O ekru elbise, bak bir kendini sen de izle. Bir o ekru elbiseyle Esra'ya bak, bir buna bak. Sevmediğim için 7. Yani sevmesen bunu dün kime 4 verdim ben ya?
Birine daha 4 verdim. Sevmesem 4 alırsın Esra. Bir şu kafalardan çık artık. Esra merhaba. Merhaba. Esra üzerindeki, ben kombini sevdim, beğendim. Pantolon yakıştı. Üstündeki bluzunu sevdim. O iki tane deri bantları fazla buldum, çok fazla. Hem de burada tasarım, hı-hı, hem de o iki tane bant. Onları çıkartabilirsin. Sabah zaten. Çıkar, göster nasıl olduğunu çıktı yani, zaman. Öylesine diktirdiğim bir şeydi. Çok çok daha iyi oluyor. Saçların yakıştı, gayet güzel oldu. Ayakkabı zaten yüksek platform herhalde. 8. Esra birazcık sakin ol. Çünkü ilk geldiğin günden beri bir kıyafet arayışı var. Evet. Evet. Ama çok stresli bir arayış esasında. Yani bunu ben görüyordum ama şu anki bu bağırmaların, bu hareketler, şu yaşadığımızdan o kıyafetteki arayışındaki bir gerginlik ve agresifliğinin bağladım şimdi. Senin içinde böyle her an patlayacak gibi bir kişilik dolaşıyor. Niye böylesin? Ne alakası var şimdi Neslihan Hanım? Evet, bir şey olduğu zaman böyle bir parlıyorsun. 5 kişi üstüne aynı anda geldiği zaman cevap vermek zorunda kalıyorsun. Ama normalde cevap vermek ama de istemiyorum. Ama ortamı yaratan da sensin. Ben değilim. Neden ben olayım? Yaratıyorsun. Sürekli ben ne sorunum var, ben ne sorunum var diyen Simge mesela 2 gündür. Allah'ım, benim bir sorunum ya, yok. Taktı kafayı. Kırgınlıklarım var evet ama bir sorunum yok. Ben oradaki kişilerin isimlerini zikretmiyorum. Bir tek seninle konuşuyorum. Öyle bir halim var, patlamaya müsait. Yani böyle bir baktım konuya, işlenen, üstünde durulan şeyler, kıyafetin, duruşun. Böyle hani geçen günü Yeşilçam yapmıştık. Böyle Yeşilçam eski filmlerinden çıkmış, Esra Baramir oynuyor gibi böyle bir filmle karşı karşıyayım. Bir şeyler oluyor. Böyle tamam, senin içinden bir kıpırtılar zaman, var. Oyuncuyum ben. Oyun. Neyi oynadığımı bilmiyorum ama çok iyi oynuyorum ki hayır, bu kadar üzerime geliyor. Lafı karıştırma lütfen. Lütfen ben sana ya, burada oynuyorsun demedim. Bu senin bu fevkalade doğal bir halin. Ben ama burada sadece Türk yarışıyorum. Filmi gibi dedim. Ya sadece eski yarışıyorum Türk ve kıyafetlerimle dedim, cevap vermek istiyorum. Ama bunun işte için öyle çabalıyorum, bir yerlere götürdük. Zaten gibi bu kadar hepimiz gerildik beni düşük puan verirsiniz, gönderirsiniz. Ben beğenmediğim bir şeyi zorla beğendiremem. Bak Esra, hala aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun. Lütfen. Biz burada üçümüz de sana, arkada bu kadar insan, öyküyü bile çıldırttın be. Demek ki bir şey var. Bir dur ben kardeşim. Çıldırdım. Bir kendine bak ya, Allah'ını seversen. Bir kendine bak. Kendini sen nasıl görüyorsun ya? Kendi dünyanda yaşıyorsun. Bir çık dışarı. Bu kötü bir şey değil. Aa, demek yanlış yapıyorum, şurayı düzelteyim diyebilmek çok büyük bir erdem. Emin ol hayatına o kadar büyük faydası olur ki. Bu kötü bir şey değil, ayıp bir şey değil. Konuyu sürekli aynı yerden sokup durma. Özür dilerim Esra. Ay yani benim de dile getireceğim şeyleri aramızda konuşuyoruz. Bunu daha uzatmaya da gerek yok ama biraz sakin olalım. Konuma dönebilir miyim? Evet. Ben de kıyafetini beğendim. Güzel olmuş. O kahküllerin kalkmış alnından, o da güzel olmuş. Bu güzelliğini öyle bağırarak bozma. Onları ben şu anda unuttum. Yalnızca kıyafetine 8 puan veriyorum. Teşekkürler. Şimdi genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Burada tartıştığınız, söylediğiniz enteresan noktalar var. Hakan'ı özellikle Esra'nın suçladığı bir konu var ki siz benim karakterime mi puan veriyorsunuz diye. Burada kimsenin karakterine puan verilmedi. Bunun en iyi örneği de Hakan'ın problem yaşadığı ve elenen ilk yarışmacımızdır. İsmini burada söylemiyorum ama kıyafetlerinize elbette ki puan alıyorsunuz. Lütfen Esra'cığım bak, konuşurken bir şey söylüyorsun, o aslında bir suçlama oluyor. Seyirci bunu böyle algılar. Burada eğer Simge sana Esra Hanım diyorsa bunu benden önce senin sorman gerekir. Sen sormadığına göre bir şey biliyorsun ki ben de onun ne olduğunu burada ortaya çıkarmak İnanın, zorundayım. Duyup konunun bir senin değildi, özel hayatına dayanacağını ben önceden kestiremem.